Otopazarı kanalından herkese saygılar, sevgiler. Bugün 22 Eylül 2024 Pazar. Her pazar olduğu gibi Adana Araba Pazarı'ndayız ve bu bölümde sadece hafif ticarilerle karşınızdayız. Ford'un hafif ticarilerin lideri olduğunu hepimiz biliyoruzdur bu şeylerle ilgilenenler. Fiat da oldukça satıyor ama Ford modelleri daha çok böyle oturaklı, kemikli, özellikle Connect şimdi çekeceğim. Bu araba mesela 2010 model 75'li 230 bin kilometre demiş, 435 bin lira fiyat yazmış. İletişim bilgisi de burada paylaşılmış. Kasası, kasa diriliğini, rigidliğini zaten şeyler uzun yıllar kaybetmiyor. Ufak tefek güneş yanıkları var ama genel olarak diri durduğunu söyleyebilirim. Yanında bir tane 2022 model Titanium Plus Endolu olan versiyon 9 bin kilometrede. Courier var. Lastikleri falan çok yeni durumda. 9000 kilometrelik arabanın ben de lastiğine niye bakıyorsam. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Şöyle şurada bir tane T5 var. Bir aslında karşıda bir tane Transporter var. T4'ü. Bu 1999 model. Kullanmasını gerçekten seviyorum. Keyif veren bir otomobil bana göre. Araba 335 bin kilometre demiş, 265 bin lira fiyat yazmış. Otomatik cam merkezi kilit varmış. Klima olsaydı yazarlardı diye tahmin ediyorum. Bu da hani ihtiyacının arabası. Bunlar da genellikle otomobil ruhsatlı olduğu modeller de olabiliyor. Bir pasta poli çekildiği zaman şu kaputtaki falan şeyler oldukça gidecektir arkadaşlar. Doblo 2008 model 355 bin kilometrede 325 bin lira fiyat yazmış. Şöyle telefon bilgisini de hemen çekeyim. Premium donanım olduğu yazıyor. Şu bagaj kapısı açık. Orayı bir çekeceğim. Sizlerle paylaşayım. Kirli olduğu için net boyasıyla ilgili pek bir şey söyleyemeyeceğim. Ama satan abiler burada. Doblo'nun boya değişeni var mı? İki parça boya var, bir değişen var. Bir değişen motor kaputu falan. Orijinal mi? Motor kaputu orijinal. Yan taraflarda herhalde boya değişen evet, var. Evet. Bir parça değişen var. Hasar kaydı ne kadar? Bir yok, de en son kaça bırakırsınız? En son videodan bir arada dedi ki ben ciddi alacağım. 315 lira. 315 bin liraya bırakacaklarını söylediler. Kliması falan çalışıyor diye tahmin ediyorum. Araba bakımlı duruyor yaşına kıyasla. Şöyle bir de ufak tefek çizikler var. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Renault Kangoo 2015 model 327 bin kilometrede 635 bin lira fiyat yazılmış. Özür dilerim, 435 bin lira fiyat yazılmış. Sileceğim biraz altındaydı, tam göremedim. Hani durumu ne? Kilometresi yüksek ama fiyatı açıkçası yaşına göre, genellikle karşılaştığım Kangoo'lara göre biraz daha hesapta. Şurada bir tane Starex var. Starex'in 2006 model 170 bin kilometrede, kilometresi düşük yaşına göre. 18-19 yaşına yaklaşmış bir otomobil için 170 bin kilometre, yıllık 10 bin kilometre yapmış. Bel altı boyalıymış, 385 bin lira da fiyat yazmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. VIP içi, satan abi burada VIP olduğunu söyledi. Bir televizyon göremedim, televizyon eksik ama içi gayet güzel yapılmış. Ön koltukları da aynı şekilde. Bir de satan abiye en son videodan müşteri çıktı. Kaça bırakırsın? 380'e bırakırız. 5000'e çok bir pazarlık payın yok ama. 5000'e indirim yapacağını söyledi satan abi. Kurye satan abi diyor ki bütün ağır bakımları yapıldı. Klima dahil çalışmayanı yok. Lastikleri de iyi durumda. Arabanın çamurluğunda boya var. Kapısı değişmiş. Onun dışında bir de bagaj kapağında boya var. Burada 490 bin lira fiyat yazmış. Satan abiye de söyledim. 490 bin lira kurye için iyi bir fiyat. Fakat 338 bin kilometrede. Hani kilometresi biraz daha ikinci elde beklemeye sebebiyet verebilecek bir kilometre. Tabi burada motoruna, işte turbosuna, enjektörüne bakılması lazım. Satan abinin iletişim bilgisi burada. Dedi ki pazarlıksız en son 450 bin liraya bırakırım. Şimdi yüksek kilometreli otomobiller için, dizeller için özellikle şunu söylüyorum. Abi ne kadardır sende? 4 senedir evet. Sende. Peki bu 4 senede bir motorla ilgili bir masrafın oldu mu? Yok. Bir yenileme, enjektör bakımı şuydu buydu. Şimdi şunu söyleyeyim. Dizel otomobil alacakların ilk önce dizel otomobili kullanmayı bilenden alması lazım. Onun dışında ben bunların bizzat hani 400 bin kilometreyi hiç rektifiye olmadan aştığını biliyorum. Tabi burada örnek veriyorum. Belki 500 bin de aşar. Belki 200 binde de motor yenileme rektifiye gerektirebilir. Burada nasıl kullanıldığı, kimlerin bakım yaptığı, bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi arabanın şöyle bir içini, koltuk kılıfları falan gerçekten iyi durumda. İçi de bu şekilde. Yani böyle dijitalimsi bir kliması var. Tam dijital değil. Tüm ağır bakımlarını abi yaptırdığını söyledi. Allah var. Hani motorunda bir şey yoksa
Ben kaputunda, tavanında boya yok, bu tarafında boya yok. Fiyatı uygun. Tabii motorunun bir ustasınca bakılması lazım bana göre. Bir tane daha kurye karşıma çıktı. Az önceki de hani önemli bir boya değişen yoktu. Yan taraflarda bir şeyler vardı. 450 bine bırakacağını söylemişti satan abi, yanılmıyorsam. Bunda da 450 bine fiyat yazmış. Bunun da kilometresi 300 binin üzerinde. Hep söylüyorum, hani az önce söylediklerimi tekrar etmek istemiyorum ama motor mekaniği iyi bakılmışsa fiyat alternatifinden dolayı şey olabilir. Bir avantajından dolayı bir alternatif olabilir ki bu araba 2015 model. 367 bin kilometrede 450 bin yazılmış. En son 430 bine satacaklarını söylediler. Bu arabada boya değişen, hasar kaydı da mı yok? Hayır, hiçbir şey yok. Yani tamamen orijinal. Bir tavan çıtaları eksik. O da zaten yani 2000 liraya, 2500 liraya serviste olmasa bile dışarıdan yapılabilir. 430 binle de bu kuryede fiyat var. Piyasa nasıl? Biraz düşüş var herhalde fiyatlarda, evet, genel olarak. Var, evet, doğru. Ne kadar süredir bu arabayı satlıkta, ilanda? Bu 3 aydır ben almışım zaten. Yok, şeyi söylüyorum. İlan vereli ne kadar oldu? Ben ilana katmamışım. Ha, ilana, evet, katmadınız. Yeni ilk defa bu hafta pazara getirdiniz. Hani normal bir otomobilin satış bekleme süresi ortalama günümüzde 50 günün üzerinde. Fakat hani bu araba hatasız, boyasız, motorunda da sıkıntı yoksa bu fiyatlara çok beklemeden satılacaktır diye tahmin ediyorum. Pazara bakıyorum. Bazı otomobiller uzun süredir pazarda. Bu da onlardan biri. Arabaya dışarıdan bakıldığında şu şeydeki kapıdaki göçük arka dışında dışarıdan bir kusur yok. Bir de camında çatlak var. Genel olarak diri duruyor. Bir parça kapısı boyalıymış. 313 bin kilometrede 385 bin fiyat yazılmış. 2011 modeli. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şu karşıda yeni kasası var. 425 bine yazılmış uzaktan gördüğüm. Bu da 2012 model. 1.6 105 beygirli. 250 bin kilometredeymiş. 245 binde baskı balatası ve trigger seti değişmiş. Hasar kaydı da 15 bin liraymış. Telefon bilgisini göremedim ama ilanı vardır diye tahmin ediyorum. Tavan, motor kaputu, bagaj orijinal. Yan taraflarında böyle bir iki parçasında çamurluğun biri değişmiş. Onun dışında çoğunlukla orijinal. Şunu Express'e geçtiğimiz haftalarda çekmiştim. Şeyini, koltuğunu söylemiştim. 775 bine fiyat yazılmış. Hatasız, boyasız 35 bin kilometrede arkadaşlar. Şurada bir tane yine eski kasa Doblo var. Bu Doblo 278 bine fiyat yazılmış. Klimalı, ilk sahibi satıyormuş. Yani ilk sahibinden böyle bir otomobili almak avantaj arkadaşlar. Şurada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Sadece bu otomobil değil, her otomobil için şunu söyleyebilirim. Çok el değiştirmemiş, mümkünse ilk sahibinden, ikinci sahibinden otomobiller daha şey temiz durumda oluyor genellikle. Ve bunların geçmişine kolaylıkla ulaşılabiliyor. Bazen satıcılara mesela şey soruyorsunuz işte. Şurası nasıl, burası nasıl diye. Ya ben yeni aldım, bilmiyorum. Takastan geldi, bilmiyorum. İlk sahibinden satılan bir otomobille böyle bir cevapla karşılaşmanız pek mümkün değil. Kangoo'nun hemen bir fiyatını çekeyim. Tavan altı boyalı olabilir. Klimalı 235 bin orijinal kilometrede 318 bin lira fiyat yazılmış. 238-235 bin lira fiyatı sanıp gerçekten düşük diyecektim ama 315 bin lira fiyat yazılmış. Araba genel olarak fena durmuyor yaşıyla kıyaslandığı zaman. Fiyatı içinde ortalama olduğunu söyleyebilirim. Karşıda bir tane Malatya plakalı Berlingo var. Klimalı ve 175 bin lira fiyat yazılmış. Şöyle 2003 model 1.9 dizeli 280 bin kilometrede, muayenesi de yeniymiş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Abi senin mi araba? Yok, ben de bakıyorum. Sen de bakıyorsun. Arabanın fiyatı hani klimalı bir otomobil için uygun denilebilecek bir otomobil. Şöyle bunların mesela 2 litrelikleri, 2 litre dizelleri piyasada daha az ilgi görüyor ama ben şahsen 2 litrelik dizelleri tercih ederim. Bunlar çünkü bazen motor kamyon sollarken falan biraz yetersiz kalabiliyor, hele hele yüklüyken. Dizel Kangoo 139 bin lira. Bu haftanın en ucuzu. Telefon bilgisi var mı diye bakayım. Telefon bilgisi de burada paylaşılmış. Hani çok iyi olmasını beklemek doğru olmaz ama böyle çok kötü, yıkık, bitik, hurda şeklinde de değil. Yandaki kapalı kasa Doblo 330 bin lira fiyat yazılmış. Klimalı, model yılı yazılmamış ama 2013 falandır diye tahmin ediyorum. Yanında bir tane transit, böyle büyüklerinden çekmiyorsun diyorsunuz. Bunu da şöyle bir çekeyim. 389 binle fiyat yazılmış. Bilgileri burada bu şekilde. Onun yanında bir tane Dakar var. Dakar'ların fiyatları gerçekten yüksek seyrediyor. Bu da kapalı kasası. 359 binle fiyat yazılmış. 2016 model. 260 bin kilometrede iletişim bilgisi burada. Onun yanındaki Berlingo'ya bir bakalım. Berlingo benim hani 200 bin civarında bütçem olsa, klimalı bir otomobil arıyor olsam
otomobile de alternatif hafif ticari benim için uygunsa böyle ilk bakacağım otomobillerden biri Doblo'nun eski kasasıyla birlikte. Buna da 229 bin lira fiyat yazılmış. Klima sıfır muayene varmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. 355 bin kilometrede arkadaşlar. Şurada bir tane T5 var. Hiç fena durmuyor. Araba yani muhtemelen hani böyle 2010 model falandır diye tahmin ediyorum. Ama buna rağmen yine siyah renk olunca gösterişli oluyor. 2007 modelmiş. 1.9 Citivan. 470 bin kilometrede 355 bin lira fiyat yazılmış. İletişim bilgisi de burada paylaşılmış arkadaşlar. Şuradaki beyaz kediyi de çekeyim. Beyaz kedi böyle yan taraftan bakıldığında ortalama seviyede şeyleri falan kırık opuntoları üzerinde duruyor. Hani yandan bir kazası o gözükmüyor yani en azından ilk bakışta. Araba 2004 model 315 bin kilometrede 374 bin lira fiyat yazılmış. Değişen parçası yokmuş. İletişim bilgisi de burada paylaşılmış. Kedinin rengi gerçekten çok hoşuma gitti. Bir de hava kapalı, dün yağmur yağmıştı. Ondan dolayı kendisini daha da iyi gösteriyor. Araba 2014 model 575 bin lira fiyat yazılmış. Takas olur da denmiş. 200 bin kilometredeymiş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Evet, pazar genel olarak yerinde saysa da hem fiyat olarak hem araç olarak hem satış anlamında olsa da hiç satış yok diyemem. Bazen bazı yorumlar geliyor işte. Pazar sinek avlıyor, yaprak kımıldamıyor gibi yorumlar ama pazarda bu hafta birkaç tane böyle alım satım, kaporo verme, ekspertize götürme, sıkışmaya şahit oldum arkadaşlar. Piyasada şöyle bir durum var. Uzun dönemdir böyle bir durum var. Fiyatı uygun olan otomobiller alınıp satılıyor. Ve geçmişte ben şunu söylüyordum. Eski olan otomobillerin fiyatlarında önemli düşüşler olmadı diyordum. Genel olarak otomobil piyasasında %20'lik bir düşüş vardı. Eski otomobillerde aynı düşüş olmadı diyordum ama şu son 2 haftadır pazarda olmasa bile özellikle ilanlarda eski otomobillerin fiyatlarında hissedilir bir şekilde düşüş var. Şimdi fiyat düşüşü olmuyor, siz neye göre fiyat düşüşü var diyorsunuz? Piyasanın yıllardır içinde olan biri, fiyatları takip eden biri olarak söylüyorum. Her arabadan örnek verebilirim. Escort'lar 250 binanın altında bulunmuyorken şimdi 150 binaya bulunuyor. Ya da Megane 4'ler, işte Linea'lar, ondan sonra Era'lar. Neredeyse bunların fiyatları 500 binaya dayanmıştı. 500 bini geçen örnekleri de vardı. Şimdi baktığımız zaman bunları 400 binin altına ortalama seviyede geçmiş dönemde 450 bin üzeri yazılan örneklerini bulabiliyoruz. Ama asıl düşüş son 2-3 haftada böyle özellikle değeri ya da fiyatı 250 bin liranın altında olan, hele hele 200 bin liranın altında olanlarda çok net bir hissedilir düşüş var. Burada birkaç tane örneğe şahit oldum. Örneğin işte Ford Escort'u var ya da işte benzer muadili bir otomobili var, Accent'i var. Arabanın işte bir küçük bir kazaya karışmış, iki parçası boyanacak veya üst kapakta bir sorun çıkmış, hafif bir titreme, tekleme yapıyor. Satıcı şöyle diyor, ya her ay 2-3 bin lira masraf etmekten bıktım. Şu an yaptıracak durumum da yok. Normalde piyasası 150 bin liranın üzerinde olan bir otomobili 100 bin liraya verim kurtulayım diye çok fazla şeyi çıktı karşımda. Bir de otomobil piyasasında şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi sadece bunlar değil. Aynı zamanda bu tarz otomobilleri kullanıp da otomobil değiştirme sürecinde olanlar da, hani söylemiştim ya, piyasada kelepir denilebilecek otomobiller alınıp satılıyor. Bunlar biraz daha hızlı gidiyor. İşte Fluence'ın piyasası 500 bin lira. Ortalama bir değer söyleyecek olursak. Ya, bir şahıs işte 430 bin lira, 440 bin lira veya 400 bin lira Fluence bulabiliyor, denk gelebiliyor. O kendisi oradan 50-60 bin lira kar edeceği zaman 170 bin liradan aşağı vermem dediği arabayı da 150'ye ya da daha altına verebiliyor. Yani zincirleme bir durum söz konusu oluyor genel olarak otomobil piyasasında. Alma verme ile ilgili televizyon kanallarında bazen şunu duyuyorum. İşte otomobil almak için tam dönemi. Kampanya çok, sıfırlar da iyi, indirimler var. Onun dışında işte ikinci elde de piyasa durgun, fiyatlar düşüyor gibisinden yayınlar oluyor. Ya ben bunu her zaman söylüyorum. Bunlara hiçbir zaman kulak asmamak gerekiyor. Otomobil alımının gerçek şeyi, şimdi otomobil bir yatırım aracıdır. Ben bunu hep söylüyorum. Yatırım aracından kastım şu anlamda değil. Bir dönem ticaret aracı olmuştu. Herkes otomobili alıyordu. 100'e alıyordu, 130'a, 140'a satıyordu. Bu yatırımdan değil, ticaret aracı olma statüsüne giriyor. Şu an için otomobil ticaret aracı değil. Ama nihayetinde iyi de olsa, kötü de olsa bir mala bağlamak, bir yatırım yapılmış oluyor. Şu dönem için otomobil alacaksanız iki önceliğinizin olması lazım. Öncelikle hani
parayla para kazanma şeyinde olmamalısınız. Yani otomobili ihtiyaçlarınız için almalısınız. Otomobile ihtiyacınız varsa, gerekliyse sizin için otomobil alın. Ve de şimdi piyasaya bakıyorum, benim de bu hep başıma gelmiştir. Otomobil piyasasında siz böyle otomobili satıyor bir herhangi biri. Hemen diyor oldu, arabasız kaldım, iki gün içerisinde ben araba alayım. Bu kişiler genellikle yanılabiliyor. Şöyle yanılabiliyor, otomobil almak için acele edildiği zaman yanlış işler yapılıyor. Şu dönem otomobil almak için beklemek dönemi. Ya beklemekten de kastım şu, bırakın otomobil gelip sizi bulsun. İlanlarınızı favorilere alın. Favorilerdeki ilanlar gerçekten düşüyor. Tek otomobil sitesiyle yetinmeyin. Sadece sahibinden bakmayın. Arabam.com var, Letgo var, Facebook var. Bunlarda da gerçekten çok böyle diğer sitelere kıyasla daha farklı örnekler karşınıza çıkabiliyor. Uygun otomobili bulduysanız ve o alacağınız otomobilin yürütebiliyorsanız ekonomik anlamda, az önce işte bir izleyicimle konuştum. Ya diyor ki benim aylık 20 bin lira maaşım var. Şimdi bunu kesinlikle iyi niyetle söylüyorum. En ufak bir kötü niyet yok. 20 bin lira maaş alan biri tek maaşı olup da ortalama 2-3 bin lira her ay arabaya verdiği zaman, yakıt giderleri için demiyorum, ekstradan bir sorun çıkartması halinde bütçesi sıkıntıya girer. Yakıtı kullanımına göre verir. Zaten bir otomobilin en ufak bir masraf çıkarsa tamircilerin durumu ortada. Selam verseniz neredeyse 5 bin liraya çıkabiliyorsunuz. Bunlar önemli. Bu yüzden piyasanın çoğunluğu şey alıyor böyle, hani ne olursa olsun bana çok masraf çıkartmasın diyebileceği cinsten otomobiller alıyor. Bunlar biraz daha popüler. Benim tavsiyem tabii alacağınız bütçeyle ilgili. Bunlar yine öncelikli tavsiyem. Bunun dışında eski otomobillerde hani böyle tutmayan Japonlar var ya, Suzuki Alto. Bir tane aldım, videosunu çekeceğim, sizlerle paylaşacağım. Uygun hesaplı da aldım, 150 bin liraya da aldım. Yakında hani görürsünüz, o videoda detaylı olarak bu konuya biraz daha gireceğim. Diyeceklerim hani benim genel olarak bunlar. Haftaya maalesef burada yokum. Şehir dışında olacağım. O yüzden çekim yapamayacağım. Bunun için kusura bakmayın ama sonraki haftalarda telafi edeceğim. Kanala abone olarak devam ederseniz beni son derece memnun edersiniz. Herkese saygılar, sevgiler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.